Herkese selamlar. Ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere fiyat performans canavarı diyebileceğim bir sistemle karşınızdayım. Sistemimizde neler var, neden tercih ettik? Hepsi videonun detaylarında. Hazırsak başlıyoruz. İlk olarak ekranımızdan başlayalım. MSI Mac 275F 27 inçlik geniş bir ekran sunuyor ve 180 Hz tazeleme hızıyla oyun deneyimimizi bir üst seviyeye taşıyor. IPS panel olması sayesinde hem renk doğruluğu çok iyi hem de geniş görüş açısı sunuyor. Bu sistemle en iyi monitör hangisi diyenlere tam isabet bir tercih diyebilirim. Şimdi işin kalbine, yani işlemciye geçiyoruz. Ryzen 5 7600. 6 çekirdek ve 12 iç parçacı ile gerek oyunlarda gerekse iş yüklerinde gayet başarılı bir performans sunuyor. Boost ile 5.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Yani acaba darboğaz yapar mı diye düşünmenize hiç gerek yok. Hem verimli hem de güçlü. Geldik oyuncular için en önemli parçalarından birine. Asus'un RTX 4060 modeli DLSS 3 ve Ray Tracing destekleri ile günümüz oyunlarını akıcı bir şekilde oynamamızı sağlıyor. Özellikle 1080p ve 1440p çözünürlükte maksimum ayarlarda bile sıkıntı çekmeyeceğiniz bir kart. Hem performans hem de enerji tüketimi açısından oldukça dengeli. RAM konusunda ise hız önemli. 6000 MHz hızındaki bu Kingston RAM, Ryzen 7000 serisi işlemcilerle mükemmel uyum sağlıyor. Hem oyunlarda düşük gecikme süresi sunuyor hem de geleceğe dönük bir yatırım yapmış oluyorsunuz. 16 GB şu an için fazlasıyla yeterli ama ileride 32 GB yükseltmek isterseniz anakartınız buna müsait. Klasik SATA SSD'ler artık eskide kaldı ve günümüzde Gen 4 NVMe SSD'ler hız açısından devrim niteliğinde. Goodram PX600 5000 milisaniyeye varan okuma yazma hızları sunuyor. Oyun yükleme ekranlarında beklemek tarihe karışıyor diyebiliriz. Ben hız isterim diyenlere birebir. Şimdi işin temel taşı, yani anakartımıza gelelim. Asus Prime B650MK 6400 MHz'e kadar RAM desteği sunuyor. AMD'nin en yeni nesil teknolojilerini destekliyor. PCIe 4.0 M.2 slotları, USB bağlantıları derken tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Bu işlemci güçlü ama soğutması da önemli. İşte burada Cooler Master Hyper 212 Hollow Black devreye giriyor. Böyle tip bir soğutma sayesinde işlemci serin tutarken aynı zamanda şık RGB tasarımıyla kasanıza ayrı bir hava katıyor. Sessiz çalışması da cabası. Bütün parçaları bir araya getireceğimiz ev ise Vento VG20AL kasası olacak. Damperli cam tasarımı sayesinde İçerideki bileşenleri şık bir şekilde sergileyebileceğiz. Hava akışı da gayet başarılı, RGB fanları da işin görsel tarafını tatmin edici hale getiriyor. Hem sade hem de şık. Sistemin kalbi atmazsa olmaz. SFP'nin 750 W 80 Plus PCU'su hem verimli hem de stabil güç sağlayarak bileşenlerimizi güvenli besliyor. RTX 4060 gibi kartlar çok güç tükettiği için 750 watt fazlasıyla yeterli. 3 kaynağı önemli değil diyenlere sakın inanmayın. Kaliteli PCU her şeydir, bunu unutmayın. Ve işte karşınızda harika bir fiyat performans sistemi. Bu sistemle günümüz oyunlarını rahatlıkla oynayabilir, içerik üretebilir ve uzun vadede yükseltme yapmadan keyif sürebilirsiniz. Burada bu sistemi neden tercih ettik? Çünkü bu sistemi oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli kriterlerden biri günümüz oyunlarının akıcı bir şekilde oynatabilmesi ve uzun vadede yükseltme ihtiyacı hissettirmemesi oldu. RTX 4060 1080p ve 1440p oyun performansı açısından oldukça yeterli bir ekran kartı. Ryzen 5 7600 işlemcisi ise yüksek saat hızlarıyla darboğaz sorununu ortadan kaldırıyor. 6000 MHz'lik RAM ise hızlı tepki süreleriyle oyunları ve çoklu görevleri rahatlıkla yönetmenizi sağlıyor.
NVMe SSD ise yükleme sürelerini minimuma indirerek hız açısından maksimum verimlilik sağlıyor. Kasa ve PSU seçiminde ise hem hava akışına hem de estetik görünüme dikkat ettik. Sonuç olarak hem uygun fiyatlı hem de güçlü bir sistem ortaya çıkardık. Eğer siz de bu tarz sistem toplama videolarını seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi sistemleri merak ediyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Can Bey'in tercih etmiş olduğu bilgisayardan ötürü kendisini tebrik ediyorum. Ve evet, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda gerek fiyatı gerek performansıyla ön plana çıkan canavar denilebilecek yepyeni bir sistemle karşınızdaydım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.